Timur Soykan 3 Nisan 2024 Bir Gün Zehirli Servetler Cumhuriyeti Çok büyük bir uyuşturucu soruşturmasının iddianamesi aylardır İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki mahkemeler arasında dolaştı ve nihayet kabul edildi. İddianame, Hollandalı, Alman, Sırp, İspanyol baronların Türkiye'den Avrupa'nın kokain ağını yönettiğini ve kara paralarıyla sürdükleri sefayı gözler önüne seriyor. Soruşturmanın başlangıcı Hollanda ve Belçika'ya dayanıyor. Hatta Hollanda'nın girişimlerine karşın Türkiye'de uzun süre operasyon yapılmadı. Hollanda'nın hedefi Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından Tombuljos Jos lakaplı Joseph Johannes Leidekers ve onun ortağı Kara Mamba Kod isimli Isaac Binion'u yakalamaktı. Isaac Binion lakabını dünyanın en zehirli yılanından almıştı. Almanya, Belçika, Fransa, Kuzey Makedonya'da bu iki baronun peşindeydi kırmızı bültenle aranıyorlardı. Avrupa'da polisin mafyanın şifreli haberleşme sistemi Sky ECC'ye sızmasıyla Bolejos ve Karamamba'nın devasa kokain sevkiyatları deşifre olmuştu. Ele geçirilen mesajlardan 2020 yılında Belçika'nın Anvers şehrindeki bir depoda yakalanan 4 ton 200 kilo kokainin henüz 29 yaşındaki Bolejos'un sevkiyatı olduğu anlaşılmıştı. Mesajlarda cinayetler, silahlı saldırılar, insan kaçırma olaylarının da delilleri vardı. Hollanda Bolejos'u kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, suç örgütü kurma, çocuk kaçırma suçlarından kırmızı bültenle arıyordu. Sky ECC'deki mesajlardan Bolejos'la Isaac Binya'nın ortak olduğu anlaşıldı. Isaac Binya'nın 5 ton 700 kilo kokaini Avrupa'ya taşıdığı belirlendi. Özellikle Joseph Johannes Ledekers yıllardır Hollanda'nın bir numaralı gündem maddesiydi. Dış görünüşü şişman bir çocuğa benzeyen uyuşturucu baronunun yakalanması için ülke tarihinin en büyük ödülü konuldu. 200 bin avro. Hollanda ve Belçika polisi, Bolejos ve Karamamba'nın Türkiye'de yaşadığını yıllar önce tespit etti. Hollanda medyasında Bolejos'un iki kez yakalanıp serbest bırakıldığı, polisler ve güçlü siyasiler tarafından korunduğu öne sürüldü. Ama Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde operasyon yapılmadı. Oysa Bolejos'un Türkiye'deki ortağı da biliniyordu. Abdullah Alp Üstün. Avrupa'da ve Türkiye'de defalarca uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Abdullah Alp Üstün'ün eşiyle Bolejos'un eşi kardeşti. Yani bacanaklardı. 28 Mayıs seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Ali Yerlikaya'nın ilk yaptığı büyük operasyon Hollandalı baronlar ve ortaklarına oldu. 2020'de Belçika Anvers'te 4.2 ton kokaini sevk ettiği sırada Bolejos'un Bolcum'da olduğu tespit edildi. Sky ECC şifreli mesaj sisteminden kokainin hangi gemiden saat kaçta alınacağını anlatıyor, 7 beyaz otomobille kokain paketlerini depoya taşıtıyor, hatta depoya giriş şifresini bile o yazıyordu. Bu sırada Bodrum'daki villada lüks hayatını sergilediği fotoğraflarını da Sky ECC üzerinden adamlarına göndermişti. 13 Haziran 2023 tarihinde başlayan operasyon dalgalarında nasıl olduysa Bolejoz kaçmayı başardı. Karamamba, Abdullah Alp Üstün, onlarla bağlantılı yabancı ve Türk uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı. İddianameye göre Bolejoz İstanbul'da ve Bodrum'da gösterişli bir hayat sürüyordu. Joseph Johannes Leidekers kendi adıyla oturum izni bile almıştı. Yani üzerinde fotoğrafı olan ikamet izin kimliği vardı. Oysa 4 Temmuz 2020 günü Daniel Ernst adına düzenlenmiş sahte pasaportla Bodrum Milas Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Yani kendi adıyla ülkeye giriş kaydı bile yoktu. Ofis olarak kullandığı adreslerden biri İstanbul Mecidiyeköy'de eski Ali Samiyen Stadı'nın hemen yanındaki likör fabrikasının arazisine inşa edilen Fairmont Quazar isimli gökdelendi. İstanbul'un göbeğindeki bu gökdelen Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına ve Mecidiyeköy'deki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne birkaç kilometre uzaklıkta. Buraya yapılan baskında Tekin Yılmaz isimli şüpheli yakalandı. Bu dairelerde çok sayıda şifreli haberleşmede kullanılan telefon, külçe altın, yüzbinlerce dolar değerinde saat bulundu. Otoparkta ise lüks otomobilleri duruyordu. Bolejos'un sık sık vakit geçirdiği diğer bir ise İstanbul Etiler'deki ünlü otogaleri Otobank Otomotiv'di. Oto galeri üst segment lüks otomobillerle doluydu. Bolejos ve ortakları İstanbul'un göbeğindeki bu meşhur oto de yıllardır kara paralarını aklıyordu. Polisin tespitlerine göre Hollandalı uyuşturucu baronu eşi ve oğlunu da Türkiye'ye getirmişti. Hatta oğlunu uluslararası özel bir okula kaydettirmişti. Bir adresleri de İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki Tarabya'daydı. Ailece Terra Park isimli lüks sitedeki villada yaşıyorlardı. Hanane Ala'nın kız kardeşi ve Abdullah Alp Üstü'nün eşi olan Nadia Ala da bu sitedeydi. Joseph Johannes Leydekers'in Abdullah Alp Üstü'nle sık sık Kocaeli Kartepe'deki Marmara rejon bungalov evlerinde kaldıkları ve yanlarında yüklü miktarda para, hesap makineleri, bilgisayar ve not defterleri olduğu yönünde ihbarda gelmişti. Bu adrese yapılan operasyonda suç örgütünün çok önemli bir ismi hesap defterleriyle ele geçirildi. Sky ECC mesajlarından elde edilen bilgilere göre Bolejos uzun bir süre Bodrum'da bir otelde kaldı. O kadar rahattı ki kendi adına açtığı banka hesaplarını kullanıyordu. 22 Ekim 2020'de banka hesabından 500 bin avro göndererek Bodrum'da apart otel satın aldı. Genelde havala sistemiyle kara parayı yurt dışından döviz ya da altın olarak getirtiyor ve üçüncü şahıslar üzerinden mülkler alarak aklıyordu. Çete üyesi bazı Türk vatandaşlarına ise hesaplarını kullanma yetkisi vermişti. 13 Haziran 2023 günü yapılan ilk operasyonda ortağı Abdullah Alpüst'ün Bodrum Yalıkavak'ta Elements Yalıkavak sitesi küme evlerindeki lüks villada yakalandı. Bolejos'un da Yalıkavak'taki bu villaya gelip gittiği biliniyordu. Bu villada kendi fotoğrafı olan Daniel Earls adına düzenlenmiş sahte oturum belgesi ele geçirildi. Operasyon yapılan çok sayıdaki adresten onlarca banka kasası anahtarı çıktı. Kara parasının önemli kısmını bu kasalarda saklıyordu. Bu villanın Sedat Peker'in ifşalarında Mehmet Ağar'ın çöktüğünü iddia ettiği, Yalı Kavak Marina'ya yakın olması da dikkat çekiyordu. Bolejos'un çok sayıda sahte kimliği vardı polis özel jetle sık sık Türkiye'den Dubai'ye gidip geldiğini ve kara parasını külçe altına çevirip Dubai'ye götürdüğünü tespit etti. Üstelik Sky ECC mesajlarında Dubai'de teslim edilecek bir malı kardeşi Wilhelmus Adrianus Ledekerz'in teslim alacağını yazmış ve onun pasaportunun fotoğrafını göndermişti. Jetski olarak kodlanan bu malın altın ya da uyuşturucu olduğu öne sürülmüştü. Bolejos'un kardeşi ise İzmir'e yerleşmiş ve bir Türk vatandaşıyla evlenmişti. Operasyonda yakalanarak tutuklandı. Hollanda medyasında Joseph Johannes L. Dekers'in İstanbul ve Bolcum'da yaşadığı aylarca manşetlere taşındı. Nasıl olduysa yakalanmadı ve izini kaybettirdi. Belli ki devlet içindeki birileri tarafından korunuyordu. Bolejos'un ortağı Karamamba lakaplı Isaac Binyan da aynı dönemde Türkiye'de cirit atıyordu. Onun da lüks hayatı soruşturma dosyasında gözler önüne serildi. Gana'da 1995 yılında doğan Isaac Binyan, Hollanda'nın Rotterdam kentinde büyümüştü. Çete savaşlarında bombalı saldırıları nedeniyle bir lakabı daha vardı. Bom. Hollanda ve Belçika tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı saldırı suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu. Latin Amerika'dan Hollanda ve Belçika'ya tonlarca kokain getirdiği tespit edilen Karamamba, Aralık 2020'de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karardan 2 ay önce eşi ve çocuklarıyla Hollanda'yı terk etmişti. İstanbul'a geldiler. Isaac Binyan ve ailesi Tarabya'daki Terra Park sitesindeki lüks villayı satın alıp buraya yerleşti. Boğlejos'la komşuydular. Sky ECC'de villasının balkonundan çektiği Boğaz manzarası fotoğrafları paylaşmıştı. Karamamba da çocuklarını uluslararası özel okula kaydettirdi. Sky ECC'deki bir mesajında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için uğraştığını anlatıyordu. Çünkü Türkiye vatandaşı olan suçlular kırmızı bültenle arandıkları ülkeye iade edilmiyor ve suçlulara koruyucu bir zırh oluyor. Karamanba İstanbul'da yaklaşık 80 milyon TL'lik özel üretim Rolls-Royce Cullinan Mansory marka otomobil kullanıyordu. Isaac Binyan'ın vergi mükellefiyeti kayıtlarındaki adresi ise İstanbul Maslak'taki Spine Tower isimli gökdelendeydi. Bu konuyu yarın daha detaylı kaleme alacağız. Isaac Binyan da sık sık özel uçakla Dubai'ye gidip Türkiye'ye dönüyordu. Karamamba, Bolejos'tan bile daha rahat hareket ediyordu. Tarabya'daki villayı kendi adına satın almıştı. Nasıl olduysa oturum izni de vardı. Kendisinin ve eşi Jorgeli Tiffany Volrandun adına çok sayıda banka hesabı açmıştı. 2021 yılında sadece Ziraat Bankası'nın Etiler şubesinde Jorgeli Tiffany Volrandun hesabında yaklaşık 100 milyon TL nakit olduğu tespit edildi. Karamamba eşinin hesaplarında işlem yapmak için kendisini vekil tayin ettirmişti ve bu hesaplardaki paralarla eşinin üzerine çok sayıda mülk satın almıştı. İstanbul'da malikane, villa, lüks rezidanslar, daireler alıp kara parasını aklıyordu. Daha önce İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin de yaşadığı Büyükçekmece'deki Pelikan Hill sitesinde bir malikaneyi 2021 yılında 14 milyon TL'ye satın aldı. Ayrıca Zeytinburnu'nda deniz kıyısına duvar gibi örülen Büyük Yalı sitesinde daireyi eşi adına almıştı. Operasyondan sonra bu adreslerde bulunan onlarca mücevher, yüzbinlerce dolarlık saatler, kasa anahtarları ve çok sayıda lüks arabaya el konuldu. Bunlar sadece kendileri adına alıp para akladıkları gayrimenkullerdi. Üçüncü şahıslar ya da şirketler üzerine alınan mülklerin hepsini tespit etmek mümkün değildi. Çünkü çoğu nakit parayla satın alınmıştı. Paranın büyük kısmının Dubai'ye götürüldüğü iddia edildi. Isaac Binian'la bağlantılı suç örgütünün Mamba Turizm Ticaret Limited şirketi isimli bir firma kurduğu belirlendi. Kara Mamba lakabını hatırlatan bu şirketin lokantaları vardı ve kara para aklamak için kullanıldığı iddia edildi. Kara Mamba'nın Hollanda doğumlu Türk olan adamları da kırmızı bültenle aranıyordu. Ali Çelik ve Emre Köksal isimli çete üyeleri Otobank isimli otogaleriden aldıkları Lamborghini marka lüks otomobille İstanbul sokaklarında geziyordu. Uyuşturucu çetesine operasyonun ilk dalgasında Hollandalı baronlar yakalanmadı ve kayıplara karıştılar. Polis daha sonra onları kaçırmak için Hollanda ve Belçika'dan çete mensuplarının geldiğini tespit etti. Bu kişiler de kırmızı bültenle aranıyordu ve gözaltına alındılar. Baskın yapılan adreslerde Isaac Binyan'ı kaçırmak için düzenlenmiş onlarca sahte pasaport ve kimlik bulundu. Bu sırada Fethiye'de gizli villasında saklanan Karamamba izini yeniden kaybettirmeye çalıştı. 25 Haziran 2023 günü Isparta'da yakalandı. Araçta Glock marka tabancalar, kasa anahtarları, mücevher dolu kutular vardı. Herhalde Isaac Binyan'ın uzun süre hapisten kurtulamayacağını düşünüyorsunuz. Ama burası Türkiye. Cezaevinde 3 ay bile tutulmadan ev hapsi koşuluyla tahliye edildi büyük çekmecedeki evine geldiğinde kaçma şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı ve yeniden tutuklandı. İkinci bölümde Alman, İspanyol, Sırp uyuşturucu kaçakçılarının şebekedeki yerini ve lüks hayatlarını anlatmaya devam edeceğiz. Birinci bölümün sonu. Timur Soykan